Son derece mutluyum. Yani tarif hakikaten zor. Kelimelere, cümlelere sığdırması mümkün olmayan bir hissiyat. Sığmıyor. İçerisinden taşan bu duygular. Bugüne kadar icra edilmemiş bu görevi memleketimizin, ülkemizin 100. yılında icra etmek. Hak ettiğimiz, bugüne kadar fazlasıyla yer alma konusunda hak ettiğimiz bir platformda, uzay ortamında ilk görevimizin icrasıyla bu yerimizi alacak olmamız son derece mutluluk verici. Ayrıca gelecek nesillerimize ilham kaynağı olması, onların bugüne kadar kısıtlamak zorunda kaldıkları hayallerini artık uzayın derinliklerine taşımaya vesile olacak bir görevi olması da mutluluk verici. Komutanım, uzunca bir süredir eğitim alıyorsunuz, Amerika'dasınız. Sizi ilk olarak Ankara Teknofest'te görmüştüm, görme fırsatı bulmuştum. Orada oldukça eğitimlerin nasıl geçtiğini anlatmıştınız aslında. Şimdi neler biliyoruz, eğitimleriniz nasıl geçti? Ufak bir özet geçebilir misiniz? Tabii ki. Yoğun bir eğitim süreciydi Doğukan Bey. 8 aylık bir süreç. Ancak bu normalde planlı, bu işin rutin olarak yapıldığı dönemlerde ilgili otoritelerin ifade ettiği şekliyle çok daha uzun bir sürenin içerisinde gerçekleştirilen bir eğitim paketi. Bizim farklı şartlardan kaynaklanan, ülkemizin maalesef 2023'ün başlangıcında hepimizi çok derinden etkileyen, hepimizi yasa boğan deprem felaketiyle karşılaşmamız neticesinde zorunlu olarak geç başladığımız bir süreci neticesinde, tabii bizim dışımızda bu programın katılımcısı olan başka ülkelerin de farklı yaşamış olduğu süreçlerin neticesinde, doğal akışın içerisinde geç başladığımız bir süreçte. Doğukan Bey, karantinanın amacı asli olarak göreve gidecek olduğumuz uluslararası uzay istasyonunda hali hazırda görev yapan astronot ekibi dünyadan herhangi bir hastalık götürmemek, bulaştırmamak. Dolayısıyla hastalıkların genel olarak 14 günlük okulu şuka süresini göz önüne bulundurup bu 14 günü dünyada dış ortamdan izole bir şekilde bir testin içerisinde geçirerek dış dünyayla herhangi bir şekilde temas edip potansiyel ilave bir hastalık, virüs kapmadan 14 günün sonunda da direkt fırlatmanın gerçekleştirileceği şekilde bir planlamayla oradaki görev yapan astronotlarımızı dünyadan götürülebilecek potansiyel bir hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Asli amaç buna hizmet ediyor. Karantina sürecine yönelik bu testin içerisinde bu zaman diliminde bulunabilmemiz için öncesinden gerekli bütün aşılamalarımız, bütün tıbbi hazırlıklarımız yaklaşık 6 aylık bir sürecin içerisinde birçok görüntüleme ve takip süreciyle gerçekleştirildi. Burada sadece biz miyiz? Hayır. 4 kişilik görev ekibinin haricinde kısıtlı sayıda bizim buradaki faaliyetlerimizi ve hazırlık sürecimizi yürütmeye yardımcı olan ekip üyelerimiz var burada. Onların da keza bu testte bulunması için aynı zorunlu sağlık hazırlık süreçlerinden geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla çok itinayla hazırlığı yapılan bir tıbbi sürecin devamında tamamlanacak 14 günlük bir karantina sürecini içeriyor. Gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış vaziyette, burada da yoğun bir şekilde 8 aydır yapmış olduğumuz bütün eğitimler, bütün hazırlıkların tekrarıyla meşgul olacak ve zamanımızı bu meşguliyetlerle tamamlayacak şekilde bir süreci yürütüyor olacağız. 14 günlük sürenin sonunda da yine aynı eyalette bulunan Kennedy uzay üssünden fırlatmamız gerçekleşecek. Komutanım, son olarak Türk milletine ve ailenize ne söylemek istersiniz buradan? Öncelikle milletimize Cumhuriyetimizin 100. yılında icra edecek olduğumuz, gelecek nesillerimize hayallerinin sınırını gözleriyle görebildikleri gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşımaya imkan verecek, ilham alacakları bu görevin icrasıyla hak ettiğimiz, bugüne kadar fazlasıyla hak ettiğimiz ancak 100. yılımızda bu döneme kısmet olan görev vesilesiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güçlü iradesiyle bu görevin yapılmasına karar veren ve imkanlarıyla bunu mümkün kılan
devletimize, Kadir Şinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak beni yetiştirerek bugünlere getiren ve evlatlarının memleketimizin, ülkemizin tevdi ettiği bu görevin icrası esnasında destekleriyle hiçbir zaman yalnız bırakmayan anne babama, aileme ve kardeşlerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Beş, dört, üç, iki, bir. Harika, çok çok güzel, tarihi bir gün.